noktasından iyi akşamlar. Bugün Cumhuriyet'in 92. yılını kutluyor Türkiye. Aslında Cumhuriyet'in 92. yılı derken Türkiye'nin geçtiği istiklal sürecini, istikbal sürecini kastediyoruz. Türkiye ekonomisi çok ciddi süreçlerden geçti. Dünya savaşlarını gördü, durgunluk dönemlerini gördü. Bir tarım ülkesinden endüstri ülkesine dönmeye çalıştı. Terörle mücadele etti. Birçok hamlelerde bulundu milli gelir yükseldi enflasyonu tek haneye düşürdük biraz sendeliyor gibi olduk küresel krizle birlikte ama yapılacak çok şey var ve cumhuriyetin cumhuriyeti de burada yad ederek 92. yılı yad ederek Türkiye'de yapılacak olanlara yapılmış olanlara bugün değinmek istiyoruz daimi yorumcumuz Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi yazarı Profesör Doktor Kerem Akin'le birlikte çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Dünya Gazetesi Ekonomi yazarlarından Sayın Rüştü Bozkurt'u biz gazetecilerin ekonomi gazetecilerinin Rüştü abisini ağırlıyoruz. Hoş geldiniz diyorum Sayın hoş Bozkurt. Bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Bugün aslında özel bir gün. Kerem hocam da özellikle sizle bu yayını yapmak istedi. Şu Rüştü olsun. abimizle bu yayını yapalım evet. dedi. Türkiye'nin içinden geçtiği süreci biraz yad edeceğiz. Bugünü anacağız ve geleceğe dönük neler yapmalıyız? Nelere karşı gardımızı almalıyız? Bunları konuşacağız ama hocam nereden başlayalım? Şimdi tabii Doktor Rüştü Bozkurt'un özel sektörden günümüze kendi iş hayatıyla ilgili ve sosyal hayatla ilgili deneyimleri olan olağanüstü ve bunları da var gücüyle de tarım kesimiyle, sanayi kesimiyle, kobilerle Paylaşma gayreti gösteriyor. Evet. O nedenle e, belki Cumhuriyet'in ilk yılları dersek abartmış oluruz tabi Rüştü abinin e, pozisyonu itibariyle. Ancak e, belki 50'ler ve 60'larla ilgili olarak da e, o dönemdeki ilk sanayileşme hamlesi, e, tarımda doğduruz envanter bile çıkarılamayan dönemler dahil olmak üzere belki bize çok aktaracağı şeyler var. Değil mi 1950'den özellikle 2000'e kadarki süreç çok Hı. çok önemli. 50'den başlayalım diyorsun? 50'den başlayalım diyor hocam. <laughs> 50'den başlamadan önce yalnız bir şey söyleyelim. Ekonomik kalkıma dediğimiz şeyin iki temel ayağı var. Hiç değişmez. Bunlardan birisi değerler sistemi. Diğeri kaynaklar sistemi. Türkiye 1950'ye gelene kadar Cumhuriyet'in çok önemli hamleleri var. Onlardan birkaçını söylemek tabii lazım. Ki, Bunlardan tabii ki. bir tanesi çok önemlisi Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının mantalitesi, bakış açısı çok önemli. Sebebi şu, Balkan savaşlarındaki büyük kayıplar, da ondan biraz evvel 93 savaşı dediğimiz büyük göçlere sebep olan savaş ve İttihat Terakki'nin birçok uygulamalarından ötürü bunlar özellikle Mustafa Kemal İttihat Terakki'den ayrışan ve imparatorluğun son kayıplarını çok iyi gören birisi. Onun için Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaptığı çok önemli şeyler var. Buna bir de kapitalizasyonları ve düğünlüğü ekleyince onun aşağı yukarı ekonomiyle tutumunu destekleyen bir yapı gelişiyor. Arkasından bir de ideolojik bilincin çok ön plana çıktığı Sovyet deneyimi birleşince devletçi ağırlıklı ama özel sektörü asla reddetmeyen bir anlayış ortaya çıkıyor. Burada aslında belki bir araya virgül koyup şunu sorabilirim size e, Sayın Bozkurt. Hep laf arasında Rüştü abi diyesim geliyor. Evet. <laughs> Önemli değil canım nasıl dedim. Şimdi Tabii Cumhuriyet'in ilk hmm. yıllarında 1923'ler hmm. Atatürk'ün e, yönetimde olduğu dönemler hep böyle ultra devletçi bir politika izlediği hmm. konuşulur ama aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel sermayeyi çok teşvik ettiğini belki de e, burada değil mi vurgulamakta hmm. da fayda var. Daha sonraki süreç biraz hmm. da devletçiliği getiriyor. Aslında biraz bizim maalesef böyle ön yargılarımız ezberlerimiz çok. Derinliğine bakmayı bilmediğimiz için bir yaygın biçimde ama var derinliğine bakan insanlarımız da var. Derinine baktığımız zaman İzmir İktisat Kongresi'ndeki arayışlar tamamen özel sektör arayışları şey değil, e, öyle devletçi arayış değil ama genel iklimi dünyanın devletçiliği çok ön plana çıkaran bir olay. Ama bir de Türkiye İlber Ortaylı hocanın dediği bir şey var: çok yoksul fakat çaresiz değil, şey sefil değil. Neden sefil değil? Sefil olmak umutsuz olmakla eşdeğer tam tersine umutsuz değil, çağdaş uygarlığa ülkeyi götürmek için ekonomik açıdan siyasi bağımsızlığını kazanmış, onu ekonomik bağımsızlığındaki perçinlemeye e, cehd etmiş, onu sevda haline getirmiş bir cumhuriyet yönetim kuşağı var, kurucu kuşak var. Bunlar asker kökenli, belki ekonomiyi çok iyi bilmiyorlar. Hep anlatırlar İsmet Paşa'ya, Doğan Avcıoğlu, 1960'lı yıllarda enflasyonun ne olduğunu anlatana kadar akla karayı seçti diye söylerler ama bunlar son derece de, deneyimli. Geçmiş e, deneyiminden giden ve kesinlikle akıllarını öyle ideolojilere emanet etmeyen adamlar. Em, emanet etmedikleri için de devletçiliği çaresiz olarak götürüyorlar. Çünkü hiçbir sermaye birikimi yok. Hiçbir alt yapısı yok. Evet. Bunu çizelim. Bir, bir şey daha çizmek istiyorum. 50'den önce bir şey noktayı. Bakın tarihte haksızlık etmemek lazım. Özellikle 1940-45 yıllar 40 -40 45 yılları arasında benim babamın 4 yıl askerlik yaptığı dönemde 11 milyon nüfusumuz var ve Hitler olayından ötürü 1,5 milyon asker besliyoruz. Ve Cumhuriyet döneme baktığınız zaman iki şeyi öne çıkarıyorlar. Askeri harcamayı kısmış bu adamlar. Asker oldukları halde eğitim ve sağlık alanına yatırım yapmışlar. Yani bu gerçeği görmeden Cumhuriyet'in bugün geldiği noktayı kavramak mümkün değil diye bakıyorum. Evet. Yani askeri harcama ciddi biçimde kısılmış. Ciddi plan anlayışı var. Birinci sanayi planını da alın. Daha sonra 60 60'dan sonra konuşurken bir plan sevdası daha geldi. Ama bütün bunlara şöyle bakarım. 92 yıllık cumhuriyetin bir doğal ekolojik performansı var. Yüzde beş civarında kalkınma. Bu ülke yüzde beş kalkınma yapıyor. Yönetimlerin becerili becerisiz oldukları için ölçü bunu almak lazım. Yüzde beş ortalama kalkınmayının üstüne çıkan yönetimler becerikli yönetimler. Bunun altında düşen yönetimler beceriksiz yönetimler diye algılamak lazım. Çünkü bu Cumhuriyet 92 yılda %5'lik kalkınmayı veriyor, ortalama yapıyor. Yani bu Türkiye'nin Doğal performansı bu noktada. O zaman evet. son 12 yıl doğal performansta gidiyoruz. Burayı öyle tartışmayalım. 4,9 civarı. 4, 4, 4, 4. Onu, o, o şekilde yani ben hiç katiyen buna bağlamıyorum. Çünkü şöyle, geçmişe baktığımız zaman belli noktalarda bizim %4-5'in üstünde kalkılmalar var. Heyecan dönemleri. Örneğin ilk Menderes'in ilk 4 yılı. Geliyorsun 27 Mayıs'tan sonra ilk 7, 7 yıl. Geçiyorsun Özal'ın ilk 4 yılı. Sonra bir bakıyorsun ki üçlü bir koalisyonun yaptığı bu cumhuriyette inanılmaz reformlar var. Bugün Kemal Derviş faktörünü bunun özel kurumları getirmesi, bunun o özel kurumların bugünkü ekonominin istikrarı üzerine etkilerine eğer hakkını yerine vermesek gerçekten haksızlık ederiz. Yani kişilerden bağımsız sistemi güçlendiren sıçrama hı hı. noktaları var. Onu iyi yakalarsak cumhuriyetin geleceğini daha sağlıklı temeller üzerine kurarız diye düşünüyorum. Şimdi 1923 ile 29 arası Atatürk'ün birazcık da özel sektör anlayışı Anadolu'da ve İstanbul'da sermaye biriksin bu yönüyle İzmir İktisat Kongresi aslında biraz ekonomik yani serbest ekonomik anlayışı Türkiye'ye genç cumhuriyete oturtmaya yönelik bir arayışı var. Bu arayışın bir başka elimizde olmayan gerekçesi 1923'te Lozan'da anlaşmayı evet. imzaladığımız zaman altı 6 yıllığına yani 1929'a kadar, kadar sürüyor. Türkiye kapitülasyonlar dönemindeki 1916 döneminde en son kabul görmüş olan gümrük vergisi oranlarını uygulamakla mükellef. 1929'dan sonra kademeli olarak bir devletçi anlayışa geçiş 1933'te 39 özel e, en tü, yoğun Evet, Türkiye'nin anayasasına girişi fakat Atatürk'ün ölümünden sonra ee, İsmet İnönü e, Cumhurbaşkanı olduğunda hı hı. o dönemde hızlı bir kademe ile işte buna kadro hareketi, o dönemin edebi çalışmaları, siyasi görüşler, siyasi Sovyetlerin duruşlar, etkisi. Sovyetler Kesinlikle. etkisi. Ee, fakat bir ara Hitler, yani yani Mussolini İtalya'sına yönelik olarak biraz daha faşizan bakışlarda yok değil maalesef. Ee, dolayısıyla o dönemde devletçiliğin biraz kantarının topuzu kaçıyor. Ama e, 1946'da Demokrat Parti e, buradayım dediği anda çok partili sistemde e, ispetin önünün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde daha genç bir kadroyu hemen yönetime getirdiğini, aşırı devletçi ve faşizan kanadı biraz yönetimden uzaklaştırdığını görüyoruz. 50'den sonra da Demokrat Parti ile başka bir sıçlama dönemi başlıyor. Böyle hızlı özetlemeye çalıştım. Sevgili hocam çok önemli bir noktayı burada değinelim. Cumhuriyet'in en önemli başarılarından bir tanesi eğitim ve sağlık. Eğitim ve sağlık bakın. Verem Savaş, Sıtma Savaş olaylarından başka ama bir şey söyleyeceğim burada. Mesela Mustafa Necati diye bir adam. Çok genç yaşta Milli Eğitim Bakanı oluyor. Onun döneminde öyle bir öğretmen havası yetişiyor ki Diyarbakır'da, Afyon'da, Tokat'ta, efendim, e, Türkiye'nin birçok yerindeki liselerin birbirinden hiç farkı yok. Bu liselerin her hepsinden çıkanlar teknik üniversite sınavlarını kazanabiliyorlar. Müthiş liseler var orada. Hep altında İyi öğretmen ve ama aynı zamanda o iklim var. Zamanın ruhu iyi öğretmene uygun bir ruh da oluşturuyor. Cumhuriyet'in kendini ispat etme dönemi. O insan kadrosu bugünkü kalkınmamızın yani bugün geldiğimiz sanayileşmenin temelinde o liselerden gelen gençlerin. işte Süleyman Demirel'inden tutun başka bir şey. Bir şey daha söyleyeyim burada. Eşimin öyle. amcası da Süleyman Demirel'in döneminden. Edirne evet. Lisesi. Evet. Bu hikayeleri bütün büyüklerimizden dinlemekteyiz. Kayınpederim de aynı şekilde 87 yaşında ona uzun ömürler diliyorum. Verem Savaş'taki en fazla mücadele veren halen de bugün 80 Harika bir yaşında, Türkiye Verem burada. Savaşlarla ilgili en büyük mücadeleyi veren kişilerden bir tanesi İstanbul Verem Savaş Derneği Başkanı. Ne mutlu. E, federasyon Başkanı aynı zamanda Konfederasyon Başkanı zannedersem. Dolayısıyla hakikaten o dönemin müthiş bir ekibi. 50'ye geçmek için bir şey daha söyleyelim bu konuda. Tabii. Cumhuriyet'in böyle baktığınız zaman başarısı bu eğitimdeki sıçramaların Mustafa Necati gibi genç. Ondan sonra Hasan Ali Yücel geliyor. Hasan Ali Yücel Japonya'da batan geminin kaptanının oğlu. Çok geleneksel bir ailenin içinden gelme bir aile ama o zaman tabi şey de var, eğilim de var. Hasan Yücel çok zeki bir adam olduğu için o bir meselenin entelektüel özü olmadan kalkınma olmayacağını anlıyor. Bugün Türkiye'de en büyük problem nedir biliyor musunuz? Sektör entelektüelleri yok. Her, her sektörümüzde. Eğer biz o cumhuriyetin entelektüel yetiştirme çabasını sürdürebilseydik, örneğin bugün bağımsız olarak baktığımız zaman o dönemde Hasan Yücel'i de söyleyeceğim çünkü Mustafa Recep'ten sonra İsmail Hakkı Tonguncu'nun köy enstitülerini getirdiği modeli kapatacağımıza geliştirerek Türkiye'nin ihtiyacına doğru ilerletebilseydik bugün Cumhuriyet, bugün gerçekten Kore'nin çok önünde olacağımıza ben yüzde yüz inanıyorum. Onun için 1950'ye gelene kadar bir nokta daha söyleyeyim. Kusura bakma biraz fazla oldu. O da şu. Mesela bakın diyoruz ki özel sektör arayışı Karayolları arayışı Nihat Erim hükümeti zamanında oluyor. İki tane genç adam var. Orhan Mersinli ile Danış Köper zannedersem yanlış söylemiyorsam. Ama bir benim doktora tezim şey, şey üzerinedir. Kent içi ulaşım işletmeni araç satın alma kararları nasıl işliyor diye onun üzerinedir. Onu araştırırken gördüm ki Cummings diye bir adam geliyor 1948'de. Onun verdiği rapor 50'deki bütün karayolları politikasının özünü oluşturuyor. Bunu isteyenler Beyazıt Kütüphanesi'nde gitsinler, karayollarının hazırladığı küçük bir broşür var, o broşüre baksınlar. Orada bunu o kadar net görüyorsunuz ki. Yani Cumhuriyet sadece böyle bağnaz bir e, anlayışa sahip değil Cumhuriyet yöneticileri. Ülkeyi pragmatik olarak da nasıl kalkındınız meselesinin özünde bütün bu birikimleri dikkate almamız gerekiyor. Tabii ben bu o söyleyeyim. iç içe dönüşün, içe kapanmanın belki çok ultra muhafazakar politikaların uygulanmasının bir sebebi de e, dışarıdaki dinamikler. Sonuç itibariyle 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. Evet, e, 34'te iktisat e, İktisat Kongresi birinci beş yıllık kalkınma planı ama bir taraftan İkinci Dünya Savaşı geliyor ve Almanya sizin müttefikiniz. Bir tarafınızda Rusya var. Hı hı. Benim mesela şurada merak ettiğim bir nokta var. Liberal Kapitalizm deniyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen ekonomi politikasına bu daha devletçi daha müdahaleci akım daha sonradan geliyor işin içine ama şimdi kurucular özel sektörü beslemeye teşvik etmeye çalışırken o dönemde. E, Türkiye özel sektörü neden çok çekimsel kaldı? Bunun üstüne zaten devlet de bir sürü Orada fabrikayı kendi kurmak zorunda kaldı. Niye sermaye yok yani? Niye sermaye? Para Şimdi nerede? Bakın <laughs> füzebe, bak, sebebi çok açık. Şimdi sermayenin kaynakları o zaman nüfusun %80'i tarımda. Hı. Bir kere 1877 78 Osmanlı-Rus savaşında büyük bir harcamıştı. Sonra gelmiş Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de hep söylerler ne kadar belgesini bilmiyorum ama... Kuleli Askeri Lisesi'nin son sınıf öğrencilerini bile... savaşa göndermek zorunda kalmışsın. Onun arkasından... Birinci Dünya Savaşı... Pardon... Onun arkasından Kurtuluş Savaşı gelmiş. Üst üste... tarlaları ekecek... tarımı yapacak bir şey yok. Ayrıca... Osmanlı sistemi... Osmanlı sistemi zaten böyle... toprak mülkiyeti, büyük derebeyler yaratacak bir sistem olmadığı için... bizim o derebeyler büyük ser, şey toprak sahiplerinden kaynaklanan bir sermaye. ayrıca Türkiye'nin dışa dönük olarak merkantilist siyaset nedeniyle mesela İspanya bütün dünyanın zenginliklerini getirirken bizim o fırsatlarımız da yok. Yani bütün yani bunlara bakınca şöyle merkantilist felsefe anlamında e, ulaştığımız coğrafyaları öyle sömürmemişiz, sömürmemişiz. oradan. Evet, çok büyük öyle. kaynağı Osmanlı topraklarına kaydırmamışız. Aynı şimdi bunlar da sermaye birikimi engellemiş. Ayrıca insan kaynağı en büyük kaynağıdır. O insan kaynağını da bu savaşlarda yok etmişiz. Maalesef. Onun için bir de bunun kötü tarafı imparatorluktan 20'ye yakın ülke çıkmış. Hepsinin de nefret mira nefret mirası haline gelmiş. Onun için Cumhuriyetin olayı gerçekten bir harika olaydır. Bir büyük başarıdır. ...ve bunun hakkını vermek lazım... ...hakkını yersek hakikaten günah sahibi oluruz diye düşünüyorum. Belki doğru aslında mesela şimdi bugüne bakıyorsunuz... ...hep e, uluslararası siyaset analistleri, ekonomistler de bunu söylüyor... ...ekonomik sistem değişiyor, sanayide bir dönüşüm var... ...hatta sınırlar biz farkında e, olduğumuz anlarda ve olmadığımız anlarda değişiyor... Ee, ...içeride ve dışarıda olan olaylara baktığımız zaman... ...ben bir e, vatandaş olarak şunu düşünüyorum... ...hep o ilk ruhu ayakta tutmak lazım. Ee, Cumhurbaşkanı da zaten milli mücadele, milli irade diyor ya... E, ...o mücadeleci ruhu elden bırakmamak lazım ki... ...öğretmenlerden de daha fazla performans gelsin. 3 ay yaz tatili yapmak için kimse öğretmen olmasın ama... ...iyi vatandaş yetiştirmek için değil mi öğretmen olunsun? Ee, ee, çok doğrusu... Ee, İşin enteresan tarafı 21. yüzyıla e, girdiğimiz andan itibaren e, gerek sen gerekse Rüştü Bozkurt'un, değerli Rüştü Bozkurt'un e, takip ettiği tartışmaları çok çok iyi biliyorsunuz. E, ulus devletlerin sonu e, şeklinde e, bir dizi tartışmaya e, maruz kaldık. E, benim gibi milliyetçi yetişmiş birisi için e, ulus devletlerin sonu geldi tartışmaları e, oldukça benim için hırpalayıcıydı. Ee, tabii ki bunlar e, elbette ki konuşulacak, felsefe olarak tartışılacak e, ama bu yönüyle bakıldığında e, son yaşanan uluslararası boyuttaki, küresel boyuttaki ekonomik ve siyasi çalkantılardan sonra ulus devlet kavramını bu kadar çobucak çöpe atmanın pek ihtimal dahilinde olmadığını gözlemlemekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri bir e, etapta, e, Çin bir başka noktada herkes çok farklı perspektiflerde bir milli duruş ortaya koymaya çalışıyor. Milli duruşu hiç kaybetmemek lazım. Aynen. Aynı ilk günkü gibi taze tutmak gerekiyor işte. Bu 50'lerdeki kalkınma hamlesiyle ilgili olarak söylediğinizde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'nde biraz Amerikan ekolünden etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Evet, Adanis Köper, Orhan Mersin ikisi de Amerika'da yetişmiş mühendisler. Ama Cummings diye Adını hatırlamıyorum ama söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Cummings diye bir uzman geliyor, gidiyor. Orada bir yanlış bir şeyimiz olmuş. Bir aşırı şeye kaçmışız. Karayolculuğa kaçmışız. Türkiye gibi böyle çok uzun e, olan ülkede bunun da bugünkü yaşadığımız enflasyonlara etkisi var. Burada zamanı değil ama başka bir zaman tartışarım bunu. Bu, aşırı petrol tüketmemize yok, Petrolün ötesinde çok uzun mesafede olduğu için 10, e, şey 20 tonluk kamyonda taşıyınca bunun şey ma maliyeti vesaire ve doğru. taşıma maliyeti Nihay de biliyor. Mahmud. Onun için şey ama bir şey söyleyeceğim. 50 lere gelince. Ellerde Demokrat Parti tabi o birikimden, devletçi birikimlerden falan yavaş yavaş dünyada da bir liberal anlayış ona Hı -hı. öne çıkıyor. Demokrat Parti CHP'nin içinden çıkan bir parti. Yani ondan bir parçası Cumhuriyet kurucularına işte Bayar da zaten onun işin içinde. Ama Demokrat Parti bir kere bir sloganla ortaya çıkıyor. Her, her mahallede bir milyoner diye. Bu özel sektörü ön plana tutan, evet. söylemde tutan bir şey. Ama onu kısmında destekliyor. Karayolları geliyor, demiryolları ihmal ediliyor. Bu maalesef... Demir yollarının ihmal edilmemesinde e, çok demiryolları ağlarını güçlü kılarsak, Sovyetler Birliği... O soğuk savaş döneminde Türkiye'yi çabucak işgal eder korkusu o da etkili Temzir midir? biraz Fevzi Paşa'nın derler ama hakkını yemeyeyim. Hiçbir belge görmedim bugüne kadar. Gerçekten doğru. Mesela Sekay'ı kurdurmak istememiş. İşte Karabuyu gitmiş arada kurmuş diye böyle bir şehir efsanesi vardır Türkiye'de. Ama bunları söylerken, bu tür insanları söylerken elde belge olmadan söylemek son derece yanlış bir olay. Onun için onu söylemek ama Demokrat Parti'nin o havası ilk dört yılda çok başarılı. İkinci dört yılda başarılı değil. Herkes böyle bazen yüceltiyorlar. İnsanları böyle çok yüceltmek, fetiş haline getirmek liderleri yanlıştır. Hiçbir lideri fetiş haline getirmeyeceksin. Getirirsen yanlış olur. Yani men evet. Menderes'i de getirmememiz lazım. Başkalarını da getirmememiz lazım. Şunun için söylüyorum. Şey, özgür düşünüp daha sağlıklı düşünmek için. Men şey, ama Demokrat Parti'nin o ilk hamlesi gerçekten özel sektör düşüncesini getirmiş. Şimdi burada gene virgül koyalım çünkü reji reklam diyor ve Demokrat evet. Parti ile devam edelim. Evet. İlk 4 yıl mutlaka çok önemli Küçük demek ki bütün siyasi partiler için. Bugün izleyicilerimizin e, Türk bankacılık sektöründe çok şubeli banka olarak e, hizmet aldıkları bankaların bazıları Osmanlı'dan Cumhuriyete e, mirastır, i̇şte ziraattır. İş evet. Bankası 1924'tür. Halk Bankası 1930'lardır, Vakıflar Bankası daha geç bir dönem ama Sümer Banklar, evet. Etibanklar, Sekalar hep o dönem Özel yani. sektör bankaların çoğu 1944'ten itibaren kendilerini göstermeye başlarlar. Bugün çoğu vatandaşımızın hizmet aldığı bankalar 1944'ten Demokrat Parti dönemine doğru sarkan özel sektör özel hamlesinin sektör başladığı hamlesinin dönemdir. Dedim ki hani burada diyelim. bir reklam arası bunu da ekleyelim diye. Kesinlikle çok teşekkürler. Çıkış noktası kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Ve çıkış noktası devam ediyor. Profesör Doktor Kerem Akin'le birlikte ekonomi yazarı Doktor Rüştü Bozkurt'u ağırlıyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. 1950'lerde kaldık. Türkiye'nin ekonomi serüvenini, kalkınma hikayesini, başarı öyküsünü konuşuyorduk. dilerseniz... Adnan Menderes döneminin en önemli bürokratlarından Süleyman Demirel'in ve onun çok yakın dostu olarak Turgut Özal'ın Türk siyasetine girişleri. Türkiye'ye yaşattıkları büyük dönüşüm her ikisinin de çok büyük katkıları var. Hepsini Allah Rahmetli. rahmet eylesin. Analım. Demirel evet, Demirel'in mesela dönemi alalım. Çünkü 1960'lardan sonra yani 60'tan sonra, sonra bir ara dönemde Koalisyonlar dönemi var. O dönemde Türkiye'de çok önemli bir olay oldu. Plan fikri çok öne çıktı. Planının ve plan fikrinin çıktı o dönemde sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 8 yıl Türkiye %7'nin üzerinde bir büyüme dönemi geçirdi. Evet. Ondan 63'te sonra, başladı ilk 5 yıllık plan. Evet planın, planın fikri ve o arada çok önemli bir şey oldu bak Anadolu Cumhuriyet'te. ilk defa e, Türkiye İşçi Partisi girdi. Demirel bir konuşmasında itiraf etmiştir. Son derece ciddiye alan ve parlamentoda yüksek düzeyde şeyler eleştiriler yapan bir dönem yaşadı. Rahmetli o. Çetin Altan'ı da buradan tabii Allah, rahmet etsin. Çetin Hı. Altan'da ama esas Sadun Aren'le Beyci Boran'ın ve Mehmet Ali Aybar'ın müthiş hı hı. kalite, entelektüel düzey yüksek eleştirileri oldu. Bakın onun Türkiye'ye büyük katkıları oldu. Demirel bunu kendisi bir toplantıda söylemiştir. Onun için söylüyorum. Demirel'in çok önemli bir olay oldu. Türkiye'de reform oldu. O reform nedir biliyor musun? Ele elektrifikasyon. Her yere elektrik yayarak Türk toplumu ilk defa dünyaya dışa açtı. Oradan radyo, televizyon vesaire bütün ona dayalıydı. Daha geçen gün bununla He. ilgili bir Twitter attım. Türkiye elektriğe ulaşmada e, dünyada az sayıda ülkelerden bir tanesi. Dünyada hala geliştiğini düşündüğümüz ülkelerin bir çoğunda bile elektriğin en küçük mezraya kadar var elektriğin ulaşması noktasında sıkıntı var. Türkiye e, haritada, o global haritada e, elektrik konusunda en evet. aşama kaydetti. Orada ülke. onu iade etmek lazım. Çünkü hakikaten Demirel'in birçok yerini eleştiriyorum şahsen kendi bakış açıma göre. Ama bu elektrifikasyon getirdiği olay harika bir reformdur Türkiye'ye. Ondan sonra 70'li yıllarda Türkiye kobileri park etti. Kobilerin farkına vardı. O zamana kadar kobiler yoktu. 70'li yılların ortalarından sonra kobiler park etti. 80'li yıllarda kobi tartışmaları ve kobi yazını, kobi tartışma iyice yoğunlaştı. Sana Hatta bir anı anlatayım size kobilerle ilgili. Öne çıktı bir dönem zaten. 83-84'lü yıllarda, 85'e ya da o, o, o olabilir. Bir gün Dünya Gazetesi'nde arada kobiler yazıyorum. Merdivenden aşağı inim. Nezih Bey'le tanışıyoruz ama bir samimiyetimiz yok. Tam merdivende beni yakaladı. Merhaba dedim. Yahu dedi, Rüştü dedi. Kobi Bobi diye bir şeyler tutturdun, yazıp döküyorsun. Nedir bu dedi. Dedim bu efendim ayaküstü olmaz. Arpa Orçun için çinlesin şimdi dinliyorsa. Arpa da ikisine 3 saat Kobi nedir diye anlattım. Bir hafta sonra bir baktım ki gazete olduğu gibi kobi oldu yani. Hala kobi da 80. dünya gazetesi, Kobi'nin varlıklarında. 1980'lerin başı evet. ve kobi mobi diye bir şey varmış diye evet. size. Evet. Ee kobi mobi nedir diyor? Nezih Demirci söylüyor. bunu. Çok ilginç değil Nezir mi Demirkent'in yani? kendisi de aslında çok akıllı bir gazeteci, çok, bir medya patronu yani, evet. vesaire. Ama üretim algısı e, Şimdi henüz oturmamıştı. Türkiye'de. öyle bir kavram yok. Şimdi mesela o dönemlerde 60'lı yılların plan fikri gelişmesi. Demirel'in iktidara gelmesiyle beraber onun su getirdiği büyük hamle, Demokrat Parti'den beri getirdiği hamlenin yanında elektrifikasyonla dünyaya açılmaya başladık. Bence 80'li yıllarda Türk'ün özel reformlarının temelini atan Demirel'in o çabasıdır. Ondan sonra ama dünyada tekrar bir iklim değişikliği oldu. Yani Reagan ve Thatcher'den döneminde. O arz oldu. yanlısı iktisat dönemi evet. tamamıyla neoliberal o, o politikalar. O konuyu bence hoca anlatsın Onun alanı ben o alana girmeyeyim. 80'lerde yaşadığımız dönüşümün temeli hocam nedir peki? Şimdi şöyle aynen Rüştü Bozkurt'un ifade ettiği gibi bu iş 1979'da Margaret Thatcher'ın oldukça uzun bir işçi partisi döneminden sonra ama 80'lerin başlarında Londra'ya gittiğimizde tabii Londra'ya gitmemizin nedenini izleyicilerle paylaşalım. Annemin kanser hastalığı vardı. O nedenle de e, e, gitmek durumunda kalıyorduk. 80'lerin başlarında e, Margaret Thatcher İngiltere'yi ve Londra'yı e, siyaseten devraldığında... ...gerçekten İngiltere'nin durumu işler acısıydı. E, bugün Londra'yı bizden daha genç nesiller e, ziyaret ettiklerinde... ...ya da bizim yaş grubumuz bizim gördüğümüzden biraz daha ileri bir dönemde gördüğünde... ...bizim gördüğümüz Londra'yı tarif etsem... Hakikaten inanamazlar. O kadar e, fakirlik ve e, eksiklik vardı Londra. Tel tel dökülüyordu. Margaret Thatcher ile büyük bir dönüşüm yaşadılar. Paris arkasında kaldı. Sonra Fransızlar da uyandılar. Onlar da çok büyük bir dönüşüm yaşadılar. Yani izleyicilerimizin şunu bilmesine e, çalışıyorum. E, 1980'lerin başlarındaki dünya ekonomisi aşağı yukarı 10 trilyon dolar civarında milli gelir üreten ve kendi arasında da topu topu 2 trilyon dolar ticaret yapan bir dünyaydı. Sakın ola ki böyle sanki 50 sene öncesinden de böyleymiş gibi bir izlenim olmasın. 35 yıl içerisinde dünya ekonomisi resmen 10 trilyon dolardan 80 trilyon dolara, dünya ticareti de 2 trilyon dolardan 10 kat sıçramayla 20 trilyon dolara geldi. O tarihlerde Rüştü Bey çok çok iyi biliyorlar. 2 milyar dolar zar zor ihracat yapan, 6 milyar dolar da ithalat evet. yapan Türkiye, evet. bugün 150 milyar dolar ki 160'ı bulduğu da oldu. 150 milyar dolar ihracat, 250 milyar dolar ithalat toplamda 400 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ee, o dönemin en popüler konularından bir tanesi de e, kamunun ekonomideki rolünü yeniden tanımlamak adına kamu adına elektrik, su e, veya diğer kamu hizmetlerini üreten, bankacılık yapan kurumların önce İngiltere, e, kısmen Amerika, Avrupa ve Türkiye'de ki e, o dönemin şeyi hatta hı hı özelleştirme kavramının kazandırılması. Akademisyen arkadaşım Sadi Uzunoğlu ilk defa tezini yazarken 1980'lerin başında özelleştirme yepyeni bir konu. Bu özelleştirme kavramının Türkçe'ye bu şekilde girmesinde de katkısı olan bir genç akademisyendir o zaman Sadi. Özelleştirme kelimesiyle ilgili olarak Privatization diye geçiyordu İngilizce'de. Bu yönüyle bakıldığı zaman gerçekten o dönemde özelleştirme ile Türkiye'nin yeni bir neoliberal oh. bakış açısı yakalaması, o dönemde Özal'ın, Rahmetli'nin Türk iş dünyasını ihracat yapmaya zorlaması, Türkiye'nin net ihracatın büyümeye katkısıyla yeni bir soluk edinmesi çok çok önemliydi. Ama Rüştü Bey de tabii bizden çok daha önemli Şeyi bilgiler var. Özel döneminin iki temel kavram var. Bunlardan biri dışa açılma, diğeri de dünyaya açılma. Dışa açılma dediğiniz zaman ürettiğiniz ürünlerin bütün uluslararası para, pa, piyasalarda hı hı. satılabilme özelliği kazanmasıdır. Dünyaya açılma da başka kültürleri anlayarak onlara göre üretim yapma diye. Bu açıdan özel döneminin kazandırdığı iğme çok önemli. Yalnız buraya kadar bir şey özetleyeceğim. Bugün de geçerli olduğuna inandığım için bu Cumhuriyet döneminin bir zaafını da söylememiz lazım. Yani her şey böyle sürtüman değil. Tabii ki. İlk dört yıllık çıraklık dönemlerde bizdeki demokratik yani seçimle gelen iktidarların çok mükemmel oluyor. Üstelik döneminde işi biraz şeye gidiyor. Bir rehavet ya, oluyor diyorsunuz. Rehavet oluyor ve Sıkıntı ger oluyor. Ger geriye, ger geriye gidiyor. Bunun her türlü kanıtlaması mümkün. Yani elimizdeki rakamlar bunu gösteriyor. Bunu derken şunu söyleyeceğim. Bu arada çok bir arayüz oluştu. Bunu mutlaka söylemem lazım. Niye söylemem lazım? Kemal Derviş ve o üçlü ko koalisyon dönemi Türkiye'de en büyük yapımları onlar yaptı. Niye yaptı? Deron Hoca'nın, Aljamoğlu'nun kitaplarında dünya ölçüsünde yankı bulan işleyen kurumlar yaratma konusunda o dönem hı hı. çok önemli bir aşama. Yani özerk Merkez Bankası, işte e, sermaye piyasasının kontrolü ve diğer özel şey e, e, şey Özel kurumların bankacılık düzenleme denetleme, banka denetleme kurumu, kurumu BDDK alanı bu kurumların kurulmuş olması Türkiye'de son dönemde bunlardan tavizler veriyoruz yanlış bana göre onu da söyleyeyim. Vermemek lazım çünkü demokrasinin yaşamasında kurumların işleyişi ona Acemoğlu'nun deyimiyle e, paylaşıcı kurumlar yani kapsayıcı kurumlar onun yanı eğer bu kurumlara politikayı, siyaseti çok fazla müdahale ettirdiğiniz zaman o kurumlar da içinde farklı ve kaynak israf edici eğilimler daha öne çıkabiliyor. Evet, tabii Bunu söylemek kur, lazım. Kurumların da politize olmaması gerekiyor. Kurumların bu politize bu kurumları olmaması gerekiyor. Kurumları da kişiler Çünkü yönetiyor. Yani özel kurum tamamen efendim şeyden siyasi iradeden bağımsız anlamında, tam bağımsız anlamında söylemiyoruz ama belli düzeyde siyasi otoriteye iradeye karşı belli ölçüde tekliği koruyan, Kurum Tabii. anlamında söylediğimiz zaman bugün sadece bizim dünyanın bütün ekonomistleri bu konuda işleyen kurumlar yaratmanın hı hı. E, kapsayıcı kurumlar yaratmanın önemine değiniyorlar. Kalkınma bunlar olmadan olmuyor. Evet, zaten yıllardır biz bunlara ne mali kadar tahayyül disiplininde... verilse o kadar kalkınma şeyin büyüme oranı düştü. Bunu herkes bilmelidir ki düştü. Cumhuriyetin böyle bir başarısı var. Yani 1970-80 70'lerde Kobilerin anlaşması çok hı hı. önemli. Bir önemli noktayı daha söyleyeyim bizim verirseniz. O da şu. İyi ki bu ülke Allah bu ülkeye petrol vermedi. Petrol verseydi Hollanda sendromu gibi bir verimlilikleri düşerdi. Türkiye ya da Yunanistan'ın kolay şey, euro bulduğu için düştüğü durumu düşüyoruz. Türk milleti üretmeyi öğrendi. Şu anda evet. klasik anlamda. Biz ekmeğimizi görüyoruz. taştan çıkarmayı öğrendik Ekmeğini değil mi? taştan ve insan kaynağına dayanmayı öğrendi. Cumhuriyet'in önemli açılımı. Şöyle bir lafla bitireyim burayı hocanın sözünü çok yemeden. Şu ben bu bayramda geçtiğimiz bayramda başbakanın köyündeydim. Ee, Taşkent'te. Taşkent'te bir e, kıble kayası diye kaya var. Kayadan baktığınız zaman böyle avucunuz içinde gözüküyor. Bir arkadaş şahat sordum. Dedim ki ne görüyorum burada dedim. Dedi ki çok önemli bir şey görüyorum. Cumhuriyeti görüyorum. Nedir o cumhuriyet dedim. Karşıda dedi bizim evin yanında Yavuz diye bir arkadaşım var oları e, tekstilci. Bizim evin yanındaki sarı boyar ev başbakanın doğduğu ev dedi. Cumhuriyet Kasım Paşa'dan bir başbakan ve cumhuriyet şeyi çıkartmıştır. Cumhurbaşkanı çıkartmıştır. Taşkent'ten bir başbakan çıkartmıştır Malatya'dan evet. Cumhuriyet Malatya'dan Söğüt, Isparta'dan. Annesi Söğüt'te öğretmen olan bir cumhurbaşkanı çıkartmıştır. Kayseri'de bir tamircinin, bakımcının oğlundan bir cumhuriyet şeyi çıkartmıştır gençler açısından ve insanlar açısından bu çok cumhuriyetin başarısı. İnsanlar kendilerinin cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorlarsa onlar performanslarını çok daha iyi kullanırlar. Cumhuriyetin bu başarısını asla unutmamak lazım. En önemli başarısı eğitim dedim. Eğitimin uzantısı da bu. Böyle bir umudu, böyle bir umudu yeşertmiş olması, böyle bir yapı getirmiş olması cumhuriyetin ekonominin de gücünü oluşturan bir performansıdır diye düşünüyorum. bilmem Ekmeğini de siyasetçisini de taştan çıkarıyor Türkiye o zaman değil mi hocam? Bir boyutuyla bu, buradan doğru, evet, doğru çünkü Osmanlı'dan Cumhuriyete bizim en önemli sıkıntımız bu sermaye eksikliği. Çeşitli gerekçelerle bazen dizilere konu olan hali itibariyle eleştiriler de gündeme geliyor ama son dönemde Osmanlı dönemiyle ilgili diziler çok popüler hale geldi. Evet. Bazı o dönemle ilgili önemli gelişmeleri aslında politik ve çatışmaları belki görmek, hatırlamak açısından da belki anlamlı yönleri de var. Ama her ne olursa olsun siyaset çok fazla bazı yapıların içerisine girmek durumunda kalmış. Şehzadeler arasındaki rekabet gibi belki birçok izleyicimizin bizden 10 kere daha iyi bildiği hususlar. Ve o nedenle belki de hani tımar sistemi belki Osmanlı döneminde Türkiye için Anadolu topraklarında çok kritik önende bir sermaye birikimi sağlayabilecek mekanizma iken tımar sistemi de deforme olmuş. Çünkü çok fazla siyasetin içine girmiş. Dolayısıyla biz maalesef Anadolu topraklarında bir sermaye birikimi gerçekleştiremeden Cumhuriyet'e geçmek durumunda kalmışız. Fransa'nın, İtalya'nın bugün hala bir dizi ekonomik siyasi hata yapsalar dahi hala toplumun çok büyük bir kısmının Servet ve geliri itibariyle e, sanki hiç bu krizlerden etkilenmiyormuş gibi yaşamasında son 400-500 yılda e, e, bu merkantilist dönemde dediğimiz e, bu yaptıkları sermaye birikiminin e, bence çok önemli e, etkisi var. Dolayısıyla biz aslında Türkiye olarak e, Osmanlı döneminde yapsaydık bize bugün çok yararı olacak bir sermaye birikiminden mahrum olarak e, büyük bir sanayileşme hamlesi ve büyük bir kalkınma çabası ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu da vurgulamak lazım. Peki. İzin verirse bir de buradan bir Cumhuriyet'in bugünden yarına 100. yıl hedefine doğru bir gelmemiz lazım. Hedeflerine doğru. Şimdi oraya isterseniz son bölümde konuşalım. 2023 evet. hedeflerini. Genelde Türkiye ekonomisini 1980 öncesi ve 80 sonrası gibi ikiye ayırıyor insanlar. E, hakikaten böyle bir ayrım var mı? Tabii bir de e, 3 Kasım sonrası yani biz 2002 3 Kasım sonrası Ak Parti dönemini konuşmadık, bunu da konuşalım. E, o da çok enteresan değil mi? Bak 3 Kasım 2002. Kesinlikle. Evet. 1 Kasım 2015'teyiz. Umarız e, güzel bir seçim olur Türkiye'nin e, kaderinde. E, 80 80'li yıllar için böyle bir ayrım yapmak mümkün mü Sayın Bozkurt? Hakikaten Şimdi, mü, 80 öncesi ve 80 sonrası mümkün, mıdır mümkün, Türkiye'nin ekonomi serüveni? Mümkün bakın. Türkiye dünyadan ayrışmış, kendine özgü bir ekonomisi olan bir ülke değil. 1970'lerde 1969'da ilk defa elektronik kontrollü cihazlar yapılmaya başlandı. Ondan sonra dijital devrim dediğimiz devrim girmeye başladı. Ondan sonra küreselleşme dediğimiz olayla başladı. Onların evet. bir türevi. Türkiye'de onlardan e, beslenen bir olay. Onun için hiçbir zaman bu süreçlerden kopmadı, kop kopmadı. Yani. Türkiye'de bu, bu süreçlerden kopmadı. Yani ama şöyle bakmak lazım, doğru bakmak. Aynı dönemde bizimle eş düzeyde olan ülkeler nereye gitti, biz nereye gittik diye bakmamız lazım. Biz bazen kendi kendimize, kendi kendimize söylüyoruz. Sonra kendimiz de inanıyoruz bunlara. Biraz eleştirel bakmamız lazım. Ama eleştirel bakarken de şunu yapmamak lazım. Övgüye kabız, sövgüye amel olmamak lazım. yani Tabii ki. Illa her şey kötü değil. Bir objektif bakış getirmemiz lazım. Nesnel değerlendirmemiz lazım ki tarihten ders alarak daha sağlıklı gelecekler inşa edebilirim. 80 döneminde 80 dönem dönemindeki rüzgar demin hocamın da söylediği gibi tecrübe ve legen rüzgarıydı. Dünyada öyle bir kabul görüldü. Bizim de içinde bulunduğumuz kamp yani ideolojik bilinç dönemindeki içinde bulunduğumuz hı hı. kampta o Batı olduğu için ondan da etkilendik. Onu da Turgut Özal... çok yalın bir biçimde şey formüle ettiği için de gerçekten o ha, ha, hamleleri yaptı. Dişe hamlesini yaptı. Gelelim 2000'li yıllarına. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman Gerçekten o üçlü koalisyon dönemi beğensek de beğenmezsek de benim görüşüme göre işleyen kurumlar yaratma konusunda harika bir at yapı oluşturdu. Kime? 2002'deki AKP iktidarına harika bir at yapı oluşturdu. AKP iktidarında orada Sezer'in hakkı Sezer'e Kemal Derviş'in bıraktığı projeyi ciddi biçimde uygulayarak Geliştirdiler, onu ilk yılda, reformlar he, eklediler. Reformlar, reformlar da ekleyerek, siyasi anlamda bazı Anlayış değişikliklerine de getirerek onlar Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ama bu reform dediğimiz şey sürekli olabilir. Bugün ben şöyle bir şey yazı yazdım gazetede bugünkü. Dedim ki 4600 günde başaramadığımız reformları 90 günde başarabilir miyiz? Ali Babacan Bey'e gönderme yaptım. Niye başaramıyoruz onu da söyleyeceğim birazdan. Niye başaramıyoruz? Yani bugünden yarına formun ne olmalıdır onu söyleyeceğim. Başaramamızın sebebi elimizin altında hiçbir alanda net bilgi üreten veri yok. Oysa bugün veri evet, bakın yer altı, altı yer üstü, zengin, yer altı altı, yer bu, üstü zenginlikleri bir... sermaye şey fiziki sermaye süturdu demiz insan eline yapılan yatırımlar teknoloji ve insan kaynağı dört temel veriydi kalkınmanın. Bugün veri yani bilgi verisi hepsinden önemli hale geldi. Akıllı bağlantılı ürünler piyasaya giriyor. Üç boyutlu baskı ve eklemeli evet. üretim piyasaya giriyor. İnsan kaynağı bakış açısı tamamen değişti. Ee, ve şey e, değişti bir de söyleyeyim, hoca söyleme dedi ama söyleyeyim. Makinelerin birbirine iletişimini getirdiği. Endüstri 4.0. Endüstri 4.0. Evet. Makinelerin kendi arasında iletişim bambaşka kurarak. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yeni geli dönemin dili, dünyadaki dili bunlar üzerinden kurulu. Bu dili yakalayamazsak. Matbaayı kaçırdığımız gibi bunu da kaçırırız. Gerçi bunun yani ürkütücü bir tarafı da var. Kerem Hoca ile yayınlarımızda hep dünya ekonomisindeki yapısal değişim ve dönüşümden bahsediyoruz. Çok farklı bir faza geçiliyor. Aslında evet. bir çağ kapatıp yeni bir evet, çağa giriyoruz. Evet. Bu bahsettiğimiz bütün bilgi teknolojilerini ürettiği sistemlerde makinelere, robotlara dayalı, evet. çok nitelikli iş gücü gerektiren evet. ama bir taraftan da insan faktörünü, hem öne çıkarıyor hem de arka tarafa itiyor. Çok ciddi işsizlik problemleriyle dünya karşılaşabilir gibi yorumlar da var. Yani e, bir şansızlık şu oldu galiba. Aslında bir tarafta. Ee, makro reformları tamamladıktan sonra endüstri 4.0 dahil Türkiye için mikro reformlara geçmek üzere ikinci sıçramaya doğru yol aldığımız periyotta 2008'in Eylülünde Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir küresel Finans krizine sebep olabilecek kırılma yaşandı hı hı. ve bu kırılma Amerika'yı e, zayıflattı. Amerika'nın zayıflaması Amerika'nın dünya siyasetindeki konumu açısından da bazı zorlukları beraberinde getirdi. Bu zorluklar bir takım ülkeleri e, heyecanlandırdı evet. ve dolayısıyla e, Türkiye e, bulunduğu coğrafya dahil olmak üzere yani MENA dediğimiz e, Orta Doğu Kuzey Afrika coğrafyası dahil olmak üzere işte Arap Baharı'dır e, ve diğer konular, Asya Pasifik'teki yeni kapışma konuları biz Türkiye olarak kendimizi e, Türkiye'nin de içine çekildiği büyük bir küresel siyasi türbülansın da içinde bulduk. Ekonomik türbülans yetmezmiş gibi. E, işte Ben Bernanke'nin 22 Mayıs 2013'teki açıklamaları. Üstüne Gezi Parkı geldi, bir sürü olay geldi. Türkiye e, Türkiye o tarihe kadar çok enteresan bir şekilde yani 2013 yılının Mayıs ayı sonundaki olaylara kadar tamamıyla ekonomik ufuklu gidiyordu. Gazetelerde hiç böyle bizi rahatsız edecek bir siyasi haber yoktu. Türkiye sürekli ekonomiyi tartışıyordu. Onu daha iyi nasıl yapalım değil mi Sayın Bozkurt? Yani, Ama siyasi gündem öyle bir mi? hale fakat getirdi siyasi, ki ekonomideki tabi, tabi. iyilikleri göremez ekonomi olduk. Ekonomi gündemden biz. düştü. Dolayısıyla ekonomi gündemden düşünce siyasetçiler, iş dünyası herkes katıldığımız toplantılarda inan ki bize e, ekonomiyle ilgili sorular, yeni bir büyüme modeliyle ilgili sorular sormak yerine hep siyasi sorular sormaya başladılar. Bizim de alanımız değil. Yani ama hocam benim, burada ben özellikle medyaya da çok hani benim de medya da buna taraf kaptırdı ama kendini. E, medya, bu ha, medya da kaptırdı kendini. Çünkü e, vatandaş olarak gazeteci de olsanız, akademisyen de olsanız herkesin bir siyasi görüşü var ama o kadar e, iktidarı çok suçladı e, medya ideolojik kamplaşmayı tetikliyorsun diye ama medyanın kendisi de oldukça ideolojik davranıyor. Yani siyasi rahatsızlıklar veya beğenilmeyen şeyler sizin ekonomide iyi giden şeyleri noktaları yorumlamanıza engel olmaya başladı. Doları yorumlarken sıf iktidarı olan öfkesinden adam Fed'in Merkez Amerikan Merkez Bankasının faiz kararını Atlıyor, anlatmıyor yani bunu vatandaşı. Aslında herkese bir akıl tutulması var. Bir an önce silkelenmek lazım, kendimizi bir e, sarsmamız gerekiyor ve yayının başında söylediğimiz o hani cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki ruha dönmek lazım. Çünkü bütün dünyada yeniden kurulan, yeniden inşa edilen bir sistem var ve biz birbirimizi yiyoruz, Bakın değil mi? Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Ben cumhuriyetin 100. yılı hedeflerine tutturamayacağını biliyorum. Şu anda. Ama bunu ben sonuna kadar destekliyorum. Niye? Çünkü bir temel ilke var. En büyük maliyet hedefsizliktir. Hedefi olmayan hiçbir şey gelişemez. Yani ne kadar yüksek hedef alırsan o kadar yüksek bir yeri vurursun. Onun için hedef koymak. Hedefin yüksek olması kötü bir şey değildir. değildir yani. Bir kere bunu da vurgulamak lazım. Aynen öyle. Tabii ki. Onu vurgulamak lazım. Ama söyleyeceğim bir şey var. Maalesef Türkiye'de medyada dahil, siyasette dahil, sivil toplum örgütler dahil Müthiş bir şeyin içindeyiz. Almanya ile ilgili yeni bir analiz okudum. Almanya'yı Almanya, yı Almanya yı yapan. Çok kısa alayım Rüştü Bey. E, çünkü Hı. reklama girmemiz Ay, gerekiyor. Almanya'yı Almanya, yı Almanya yı yapan diyor ki bilgili ve birbiriyle temas halinde olan halkı olması demektir diyor. Bunun, bunun önümüzdeki 8 yıl için ne kadar önemli olduğunu da reklamdan sonra söylemek istiyorum. Tamamdır. Peki kısa bir aradan sonra çıkış noktası devam edecek. noktasında Profesör Doktor Kerem Akin ile birlikte Doktor Üçlü Bozkurt'u ağırlamaya devam ediyoruz. Sayın Bozkurt reklama geçmeden önce en son Almanya'da yayınlanan bir rapordan bahsettiniz. Bununla ilgili bilgileri bizimle paylaşacaktınız. Oradan devam edelim dilerseniz. Almanya'nın kalkınması ile ilgili 10 madde sayıyorlar ama bir tanesi çok önemli. Onu söyleyeceğim. <laughs> hepsini saymayacağım. Diyor ki kalkınmanın özünde en önemli kaynak bilgili ve ...temas halindeki halk diyor. Yani herhangi bir... ...dünyanın yeni gelişmelerini... ...halkın ne kadar çok şey ...büyük kısmı tartışıyorsa... ...o ülke o kadar kalkınıyor çünkü toplumsal enerjiyi... ...kalkınmaya harcamış oluyor. Evet. Şimdi söyleyeceğim şeyler... ...ne AKP'nin, ne CHP'nin... ...ne MHP'nin, ne DDP'nin sorunu. Hepimizin ortak sorunu. Yani bakarken siyasi bakış açısıyla... ...asla bakmıyorum. Yurttaş çünkü gözüyle onu bakmamız Zaten lazım. Zaten ben bunu siyaset şeyinin e, her seçim dönemindeki söylemleri başka görün Ama bunlar bizim sorunumuz. Türk toplumunun nedir temel amacımız bizim? Maddi ve kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmak. Yani refahını yükseltmek. Temel amaç bu. Peki bunun için ne yapıyor? Bakın önümüzdeki 8 yıl iddiayla söylüyorum Türkiye'nin 1000 yıllık en kritik döneminden geçeceğiz. Niye? Çünkü bir, veri üretmesi, veri güvenliği çok önemli hale gelecek. Çünkü nasıl ki cephane, siz asker savaşamazsa iyi sağlıklı net bilgisi olmayan bir toplumun kalkınması mümkün değil. Onun için analitik çok önemli. Yani akıllı bağlantılı ürünlerin içinde de üçte baskının içinde de analitik önemli. Şimdi analitiği size tarif edeceğim ve bu analitik içinde Türkiye nerededir hep beraber karar verelim. Analitik sıfır, İşlerimizi atadan dededen görerek yapmaktır. Görüyoruz, görgüye dayalı bilgiyle işimizi yapıyorsak evet. analitik sıfır. Analitik bir sıfır, işimizle ilgili düzgün kayıt tutuyor, veriler oluşturuyor, verilerinizi analiz ediyor, başa baş noktasından kar kalitesine, ciro kalitesine kadar analiz ediyor, işlerin gidişatını önümüzde kendi ürettiğimiz sağlıklı verilerle analiz ediyorsak bu analitik bir sıfır. Iki, analitik 2, analitik 2.0. Bugün artık ürünlerin kendisi bilgi üretiyor. Hem dışarıdan gelen, ürünün dışından gelen, hem ürünün kendi ürettiği bilgilerinden oluşan bu büyük veriyi ehlileştirerek, onun kirli taraflarını seçerek işimize yarar kalitede bilgileri seçiyorsak bu analitik 2.0. Yani bu alışkanlıkla analize yönetim geçiyor, geçiyoruz. Peki analitik 3.0 ne? o büyük veriden elde ettiğimiz kaliteli bilgiyi bir ürünün içine gömüyor ve bununla daha farklı bir ürün üreterek rekabete giriyorsak bu analitik 3.0. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Türkiye'deki işletmelerin yüzde kaçı analitik sıfır aşamasında, yüzde kaçı analitik bir aşamasında, yüzde kaçı analitik iki, Yüzde kaç arantik üç aşamasında sonra. Çok acı bir yüzleşme mı? oldu bu. E, şimdi <laughs> dijital dönüşüm ve dijital devrimle ilgili olarak, yani ben bütün siyasi partilere Türkiye'de 1 Kasım seçimlerine doğru giden bir ülkede belki de bir vatandaş olarak, ülkesini seven e, bir vatandaş olarak çağrıda bulunuyorum. E, ekonomik e, vaatler partilere cazip geliyor olabilir. E, geçmişte 90'lı yıllarda. Hı bu dayın kilosuna 5 lira daha vereceğim tartışmalarına da şahit olmuştuk ama Türkiye buralardan 2001 krizine gitti yani Dolayısıyla bu vaatlerle boğuştuğumuz dönemde Türkiye küresel anlamdaki bu büyük dijital çağda bu inanılmaz dijital devrimi kaçırmaması gerekiyor burada ufku kaçırdığımız anda maalesef Türkiye gerçekten rekabette çok geri kalabilir şimdi bakın Evet Türk toplumu krize düşen, zaafa düşüren, gelecek iddiası olan liderlerden yoksunluktur Liderlerin gelecek iddiasını da söylemlerinden anlarız. Politik hoşuna gitsin diye toplumun geriye dönük dilini kullanıyorsak o toplum kalkınamaz. Toplum ileriye dönük. Onun için önümüzdeki 8 yıl şu 5 konuyu alabilirler ki bunlardan bir tanesinde çok memnunum. Endüstri 4.0 ya da akıllı imalat dediğimiz hı hı. konu Top'dan TÜSİAD'a, MÜSİAD'dan başka örgütlere kadar herkesin gündemine geldi. Bu Biz önemli. De derin ekonomide evet. bunu sürekli yazmaya Yazdı. başladık. Evet. Hocam Onun Hocam. üçündür ki şu beş konuyu mutlaka bütün gündemlerin başına koymamız lazım. Bir, yazılım içeren akıllı ve bağlantılı ürünler gelecekte sektörleri ve şeyleri nasıl değiştirecek? Biz bir cumhuriyet 100. yılına giderken burada nasıl vaziyet alacağız? Akıllı ve bağlantılı ürünler. O zaman aslında bir taraftan baktığımızda e, Sayın Bozkurt, şimdi e, Afrika için mesela daha önce röportaj yaptığım e, bir finansçı Katar'da bana bunu söylemişti. Afrika'nın kalkınması için işte karayolları vesaire bunlarla uğraşırsa vakit kaybedecek. Bilgisayar yazılım konusunda iyiler, yazılım yapsınlar diye. Şimdi biz de sanayide evet ama bizden çok daha önde olan e, ülkeler var ve bunu artık Bilgi sanayisine taşımışlar. Evet. Bizim üç, de burada yazılıma çok önemli. Üç ilan lazım. etmemiz gerekiyor. Hemen yarın. Seçimin ertesi günü üç alanda. Bunlardan birisi dinamik envanteller yaparak evet. yalan yanlış ezberlerden kurtulmamız gerekiyor. Mutlaka net bilgi olmadan etkin koordinasyon, etkin koordinasyon olmadan da kalkınma olmaz. Odaklanamayız çünkü. İki, ikinci seferberlik. Birinci bu. Mutlaka yazılım konusunda yani inşaatçılıktan çok öneme geçmesi lazım. Yazılımın itibar kazandırması lazım insanlara. Yazılımın çok prestijli bir iş olduğunu toplumun. Yasat toplu ve Doğan Ufuk Güneş başkanı e, Sinem de çok iyi biliyor. Onu da belki yakın tarihte bu programda ağırlayacağız artık. Ağırlayacağız tabii ki. Çünkü konular hep dönüp dolaşıp Yasat'ın ve Doğan Ufuk Güneş'in var gücüyle ifade Hı. ettiği noktalara geliyor. Üçüncüsü de, üçüncüsü de akıllı ve bağlantı ürünlerine beraber 3D baskı dediğimiz yani 3 boyutlu baskı ve katlamalı evet. üretimin bütün üretim alanlarında, mekanda, sektörlerde, sektörler bu birbirinin içine girecek göreceksiniz. Önümüzdeki 8 yıl bütün dünya bu konularda bakın sadece bunların getireceği verimlilik artışı %40 hesap ediliyor. Gelecek 2020 yılına kadar. %40 verimlilik değişecek işsizlik sorununun altında bu yatacak, bu yapısal özellik yatacak. Onun için cumhuriyeti sevmek demek bence üç şey önemli. Bilinçli insan, bilinçli topluluk, bilinçli toplum üç konuyu çok iyi yapmak zorundadır. Bir, dünyada ne olup bitiyor iyi sezmek ve anlamak. İki, kendi olanak ve kısıtlarını iyi bilmek. Üç, gelecekle ilgili ciddi bir plana sahip olmaktır. Bu üç olmadan, Cumhuriyeti sevmek olmaz. Ben de buradan, Gelecek de olmaz Ben de tabii. buradan dünyadaki bu konularla ilgili e, yazılım ve teknoloji üretim metotlarının e, çok hızla değiştiğinden hareketle e, 70'lerde popüler bir metot olan silikon vadisi modelinin artık görevini tamamladığını e, ve dolayısıyla Türkiye'de artık e, organize sanayi bölgeleri şeklindeki teknoloji bölgelerinden çok belki de teknoloji, yazılım ve bütün bu konular için tüm Türkiye sattığını bir nevi serbest bölge gibi ilan ederek ister bu stüdyonun bir köşesinde, ister Malatya'nın bir kasabasında, ister Bingöl'ün bir köyünde hiç fark etmez. Her yerde geleceğin dünyası ve dijital dönüşüm ve devrim için tüm Türkiye'nin seferberlik bölgesi e, ilan edilmesini e, savunuyorum. Bunu öneriyorum. Yani Ufuk bizim Bineşin artık bu şeyi geçmemiz lazım. Yani üniversitelerin teknoparklarıyla sınırlandır. Yerler yetişmiyor. E, i̇şte çeşitli şehirlere e, yeni teknoloji yatırım merkezleri e, kur. E, organize sanayi bölgeleri şeklinde. Ya bunların birer bunlar inşaat projesinin ötesine geçmesini sağlamamız Aynen gerekiyor öyle. aslında. Yani işte organize sanayi bunlar da lazım mutlaka. Ama bahsettiğiniz noktada gene Doğan Ufuk Bey'in ee, röportajında söylediği bir cümle var. Hatta yazılım yoktur, satı yazılım vardır diye. Hakikaten o bu yazılım bütün vatandır. Bütün vatandır. Bu yazılım e, mevzusunun Türkiye'nin her yerine birer bilgi tohumu olarak ekilmesi lazım 2023 hedeflerini yakalayabilmemiz için. 2030'a, 2050'ye varabilmemiz için ve hani yaşasın Türkiye diyebilmemiz için inşallah o yıllarda da değil mi? Vallahi... Ben bir aşırı değerlendirme yapıyorum bazen. Tabii yanlış anlamasın sevgili dinleyicilerimiz. Diyorum ki Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir proje getirin bana. Ben de yönetici olayım. Sultanahmet Camii'nin bahçesinde geçici olarak çadır kurar, orada bile ürettiririm diyorum bunu. Çünkü o kadar önemli. Hakikaten yazılım evet. önümüzdeki günlerde üretimin bütün yapı, iç örgütlenmesini, endüstri devlet ilişkilerini, devletler arası ilişkileri alt üst edecek bir yönde gelişiyor. Bunu hepimiz her gün konuşmalıyız. İlk, her öğretim, tarzım, ilk öğretimden itibaren e, Türkiye'deki bütün çocuklarımıza kodlama öğretilmesi. Evet. E, dolayısıyla yazılım için geleceğe dönük yeni nesiller oluşturmamız. E, bunların her birisi e, Türkiye açısından hayati e, önem taşıyan konular. E, bu ülke çok uzun zamandan beri e, dünyanın belki de en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. 92 yıllık cumhuriyeti burada konuştuk ama bu evet. memleket, bu coğrafya, Mezopotamya'dan itibaren tabii ki, tabii 6 bin ki. yıldan bu yana imalat sanayi, tarımsal üretim, inşaat bu konularla ilgili en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Ümit edelim ki yeni Avrupa, dönemde bilgi üretiminin de Avrupa'da merkezi olsun bu bölge. insanların affına sığınarak çeşitli İnsanlar. ağaç dallarını bir araya getirerek yani ev bile, ev bile denemeyecek olan yerlerde yaşadıkları, çok ilkel yaşam tarzlarıyla yaşamlarını sürdürdükleri bir dünyada Mezopotamya medeniyetin beşi inşaat burada başlamış. Şehir devletleri burada oluşmuş. Yani dolayısıyla bizim bu 5-6 bin yıllık mirası Selçuklu'dan gelen, Osmanlı'dan gelen bu mirası Cumhuriyetle devam ettirdiğimiz bu mirası mutlaka her zaman Türkiye'yi dünyada en iddialı 20 ülke arasında tutarak Devam ettirmemiz ha. gerekiyor. Yayının bitişine çok az kaldı ama Sayın Bozkurt, siz bizim abimizsiniz, yıllardır ekonominin de yönetimin de içindesiniz işletmelerin. 2 Kasım sabahı seçimleri tamamlamış olacağız. Tek parti de olabilir, koalisyon da olabilir. Türkiye yeni bir döneme girmiş olacak. Hükümete ne tavsiye ediyorsunuz? Tavsiyem şu, tavsiyem şu. Bir, bilinçli bir toplum olalım diyorum. O da ne? Dünyadaki şu anlatmaya çalıştığımız başlıklarda ve önümüzdeki 8 yılın hedefi olsun diye konuları tartışalım. Bir örnek verelim bakın ne yapmamız gerek açık. 1970'li yıllarda dünyanın 10 büyük matematikçisinin bacarlar çıkartmış. Evet. Çünkü zamanın ruhu herkesin elinde bir defter, herkes problem çözüyor, problem anlatıyor birbirine. Kahvelerde, sokaklarda, banklarda. Ve bu toplumun o matematik zekalarını öne çıkartmış. Ben de diyorum ki bizim böyle geçmişe dönük tartışmalar yapacak sen bunu dedim ben bunu dedim yerine dünyanın geleceğini belirleyen deminden beri saydığımız hususları yayan tartışmalar yapmalıyız. Tartışma olmadan toplumun insanların ilgisini çekmeden kalkınma olmaz. Çünkü her şey gelip insana odaklanıyor. İnsana odaklanıyor. Evet. Onun için seçimin ertesi günü bütün şeyleri unutup, geçmişe dönük unutup, üç şeyden çok kaçırmak lazım. Bir, tabudan kaçırmak lazım. Bunlardan birisi, ırk ve inanca dayalı şeye kaçırmak. İki, inanç özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünü ayırmak lazım. Türkiye gibi ülkeler, İslam ülkelerinde bana göre büyük problem, inanç ve düşünce özgürlüğünü ayıramamak. Ayırmamız lazım. Bunların dengesini kurmamız lazım. İki farklı alan çünkü. Tabii. İkisini birbirinin i̇kisi önüne... İkisi de elzem. Evet. evet ama ikisi bunları rekabet ettirmemek lazım. Ayrı yerleri var ama onları ayrı yerde dengesi içinde tutamazsak gerçekten çok şey kaybedeceğimize inanıyorum ben. Yani bunu herkese de tartışmaya hazırım. Herkese. Benim de iş dünyasını temsil eden Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarından siyasetle uğraşmak yerine buradan artık kendilerini sıyırarak... Yani şuna da alışalım. E, tabii ki şimdi söylediğim e, bu husustan kimse mutlu olmayacak. Hatta hoca saçmalıyor mu diye belki de e, yani laf da yiyeceğim. Ama tut ki e, Türkiye'deki siyasetçiler bir kez daha anlaşamadılar ve Mart'ta e, bir seçim daha oldu. Bir yandan da Türkiye'nin kendine özgü artık oturmuş makroekonomik dinamikleri var. Yani e, bu siyaset kendine bir yol artısı oluşturmaya çalışırken ve belki de ülke bir kez daha seçim yaşayabilir. Bunlardan tamamıyla kendimizi kopararak ihracatla ilgili ne yapmalıyız? Endüstri 4.0 ile ilgili ne yapmalıyız? Eğer e siyasetçi bırakalım, şuna biz çok işimize bakalım diyorsunuz yani. Yani dünyanın Türkiye'deki en önemli sivil toplum kuruluşları bu ihracat 200 milyar dolar ve üzerine nasıl çıkarılabilir? Endüstri 4.0 ile ilgili olarak ne yapmamız lazım? Teşvik sistemi yeniden nasıl daha harika hale getirilmeli, bunlarla ilgili yazıp çizeceğimize bizim üzerimize düşen bu. Yani evet. ekonomiyle ilgili akademisyenler, işletme bilimiyle ilgili akademisyenler, e, Türk ekonomisinde, iş dünyasında tecrübesi olan STK'lar, sendikalar, biz buna odaklanmalıyız. E, i̇stihdamla ilgili olarak e, küresel anlamda politikaları nasıl değiştireceğiz, bunları konuşmamız gerekiyor. Biz onları bırakacağımıza, yok e, siyasetçiler hükümeti kurdu mu kurmadı mı? Tamam bunlar da önemli ama e, biz de herkes aynı şeyleri konuşursa Türkiye ufuk kaçırıyor diye endişe ediyorum. E, Zamanımız var mı? Bir şey, e, daha son daha bir buçuk dakika. dakikamız Bir buçuk dakika var. bakın söyleyeyim. Hiç konuşmadık ben de sözünü söz etmedim. Bugün dünyada hızla insan kaynağı 2.0'dan söz ediliyor. 70 yıldır bütün dünyada insan kaynağı tartışılırken, iyi bir okul, iyi bir eğitim, iyi bir iş ve kariyer diye üzerine kuruluydu. Bütün anlayış. Bütün bu bitti. Bugün tam tersine döndü. Diyor ki insanın iyi bir eğitimi Harvard gibi bir okul bile kendi verdiği bilgilerin temel bilgiler dahil buna kısa zamanda yok olduğunu yenilenmesi gerektiğini düşünüyor. Onun için diyor ki insanımızı öyle motive edelim, öyle güdülendirelim ki insan sürekli kendi kendini yenilemek zorunda. İnsan kaynağında artık bütün bakış açısı o eski 70 yıldır bakış açısından değişiyor. İnsan kaynağı 2.0 dedikleri kendini sürekli motive eden, sizdeki kendine yatırım yapan, kendini geliştiren bir insan prototipi. Yani insan kaynağı oluyor. Bunun için müthiş eğitim teorileri tartışılıyor. Evet. Biz ne kadar tartışıyoruz onu? Cumhuriyeti gele cumhuriyeti yüceltmek, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak Siyasi bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıkla perçinlemek bana göre insan kaynağına bakıştan geçiyor. Eğer biz bunu, bu insan kaynağı 2.0'ı gerektiği kadar tartışmıyor, 50 yılın ezberlerini tekrarlıyorsak bir yere varamayız. Bu i̇nsan kaynağına bakış açısı tabii ki aslında en e, sosyal dokunun en küçük yapısı olan aileden başlıyor. Tabii. Oradan okullara, oradan iş dünyasına yani Hı -hı. fabrikaya çalıştığınız müesseseye kadar yükseliyor. Ondan sonra işte devlet devletin en üst kademelerine kadar e, yükselen bir eğri bu. E, aslında aile içinde ilk başta birbirimize değer vermeyi, kendimizi yenilemeyi Aynen. öğrenip e, bunu şirketlerimize de yansıtmalıyız. Yani şirketlerimize yansıttığımız zaman e, devlete de yansıyacaktır. Ya belki de benim de bir gazeteci olarak buradan sizin söylediklerinize destek olarak söyleyeceğim şu olabilir. İş dünyası evet hükümet kurmak, hükümet yıkmakla değil de e, Türkiye ekonomisini ileriye taşımakla uğraşmalı. İşte o zaman zaten devlete de sen bana neden müdahale ediyorsun deme hakkı iş dünyasına doğar. Ama iş dünyası da siyasete müdahil olduğu zaman işler sarpa Türkiye'deki sarıyor. Bütün medya, Bir an önce ayılmamızı ümit ediyorum. Türkiye'deki bütün medya kuruluşlarına da şehvet boyutunda siyasete karışmak yerine Türk insanının gündemine bu konuları almak suretiyle biraz ufku tekrar aydınlatmamız gerekiyor. Çok yani ilkel bir her düşünce, her kurum, her e, kurum üzerine ben, aslında bu. ben şimdi bakıyorum Amerika Birleşik devletlerine Twitter'dan da mümkün olduğu kadar başka bakış açılarını yani bütün bu endüstriyel devrim, bütün bu teknoloji devrimi, dijital devrimle ilgili olarak her gün belki de 10-20 tane makale evet, yayınlanıyor. Aynen. Ya ben şimdi bakıyorum. Türkiye'nin en fazla satış yapan gazetelerinde hiç bu konular kalmadı. Hiç kimse ne dijital dönüşümü konuşuyor, evet. ne Türkiye'nin mikro reformlarını konuşuyor. Bizim mikro reformları artık konuşan bir medyaya, mikro reformlara odaklanmış iş dünyasına, STK'lara e, ihtiyacımız var. Evet. Siyaseti siyasetçilere bırakalım, biz kendi işimize bakalım. Ve destek Şöyle alalım, bitirelim kapatmamız bu gerekiyor. Bu güzel geceyi, tartışmayı bir hocam. şey bitirelim mi? Buyurun, Benim işte. çok sevdiğim bir Gürcistan'da bir şair var. Şota Rustaveli diye. Onun büstü var Ahıska'da. Onun altında şöyle yazıyor. Düşmemişsen bir sevdanın peşine özün düşman olur kendi özüne diyor. Evet. Bizim gelecek 10 yılda çok güzel bir 25 plan. bin, dolar kişi başına gelir hedefine hedefini ve onun arka planını sevda halini getirmemiz lazım. Böyle bir sevdaya Kendimizi kaptırıp gitmezsek, onun rüzgarlanmasını arkamıza almasak özümüz kendi özümüze düşman olur diye korkuyorum. Ve bunu mutlaka başarmalıyız diye bu potansiyelin de bu toplumda olduğuna inanıyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bozkurt Kerem hocam. Çok teşekkür ederim. Anlamlı ediyorum. bir günde, çok dolu dolu bir, bir insanı ağırladık. Kesinlikle ben benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Tekrar sefa getirdiniz. Çıkış noktasının bu hafta sonuna geldik. Pazar günü seçim var. 2 Kasım Pazartesi. İnşallah güzel bir Türkiye'de yeniden merhaba demiş olacağız size. Haftaya görüşmek üzere.